Evet, gördüğümüz gibi öğretmen deyip geçmemek lazım. Öğretmen toplumun rehberidir ve öğretmen en güzel görevini yapar en zor şartlarda. Kadir Hasan Bey yıllarca çalıştı ve bu önemli tarihi gerçeği kamuoyuna sundu. Evet, az önce gördüğümüz gibi. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim tarihi yolculuğumuza. Evet, karşımızda Kuvayi Milliye saflarında mücadele veren Gavur Dağlı Kürtlerden bir grubun fotoğrafını görüyorsunuz. Bir Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye belgesi, o günlerin tarihi gerçeği. Savaş bittiğinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Adana'ya geldi. Mart 1923. Bakın, bu fotoğraf önemli. 16 Mart 1923, o gün Cuma. Mustafa Kemal Paşa Ulu Cami'de Cuma namazını kıldı ve o gün öğleden sonra Adana'daki Sanayi Mektebi'nde bir grup yetimler okulu öğrencilerine selam verdi. Bu fotoğrafın anlamı şuydu. Diyordu ki, çocuklar, biz sizi sokağa bırakmayacağız. Baş tacı ediyorum ve sizi okutacağız, eğitim yapacağız, sahip çıkacağız. Evet, Mustafa Kemal Paşa Adana'ya geldiğinde yetim çocuklara bu selamı veriyor. 16 Mart 1923. Bu resim çekildiğinde Türkiye'de 5 milyon çocuk vardı, 3 milyon çocuk yetimdi. Türkiye'nin o gerçeğini hatırlatıyor bu fotoğraf bize. Bu resim Adana'da çekildi ve Mustafa Kemal Paşa'yı dikkatle dinleyen, boyunlarını büken yetimhane okulu öğrencileri, milyonlarca öğrencinin yetim olduğu bir Türkiye gerçeği vardı tarihimizde. Bu resim o zaman çekildi. Evet, karşımızda o günlerin gerçeğini görüyorsunuz. Ve bir başka önemli gerçek. Arkadaşlar, bunu hemen değişelim mümkünse. Evet, ve Kurtuluş Savaşı esnasında Adana'nın tarihini yazan, kitabını yayınlayan Remzi Oğuz Arık Bey. Çok büyük bir şahsiyet. Evet, karşımızda Kozanlı Remzi Oğuz Arık Bey. En zor günlerde yazdığı kitapla toplumu aydınlatan çok saygıdeğer bir insan. Ve Adanalılar Mustafa Kemal Paşa'ya bu armağanı verdiler. Bir altın saban. Adana halkı diyor ki, artık savaş dönemi bitti, barış dönemi geldi. Çalışacağız ve ülkemizin üretimimizle katkıda bulunacağız. Onu söylüyorlar. Evet, karşımızda Adanalıların Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği altın saban. Ve Mustafa Kemal Paşa Mersin'e gitti. Sahildeki parkta masaların üzerine çıktı. Uzun bir konuşma yaptı. Diyordu ki, aziz Çukurovalılar, Türk milleti, insanımız, beni dinleyin. Hatırlarsanız eğer, biz geçmiş yüzyıllarda büyük kayıplar verdik. Az kalsın vatanımızı kaybediyorduk. Analar büyük gözyaşı döktüler. Vatanımızı kurtardık. Etrafınıza bir bakın. Bu fabrikalar, binalar, evler, bunlar kimin? Bir Mersin dedi ki, paşam, onlar ya bir Ermeni'ye aittir, ya bir Rum'a aittir, ya bir Yahudi'ye aittir. Evet, diyordu. Biz savaşmaktan başka şeye zaman bulamadık. Yeni bir devlet kurduk Türkiye. Çok çalışacağız. Ülkemizi her alanda, eğitimde, ekonomide, kültürde çok çalışaraktan altın bir yurt yapacağız. Benim isteğim budur, diyor Gazi Mustafa Kemal Paşa Mersin'den. Evet, bu şekilde sesleniyor bütün Türk insanlara. Tarih 18 Mart 1923. Evet. Ve burası kadirli, saygıdeğer izleyiciler. 1960 yılının içerisinde Kadirli'de çok önemli bir eğitim olayı yaşandı. Kadirli'nin içinden açan Savrun Suyu'nun hemen kıyısında yeni bir park yapıldı. Bir kaymakam geldi Kadirli'ye, Mehmet Can isimli. İdareye el koydu, ana caddeleri açıyor, asfalt beton yollar yapıyor, okullar yapıyor, hamam yaptı, tuvalet yaptı, büyük hedefi vardı. Köylere okullar yaptı, çocukları eğitim ortamında yetiştirmek, onları iyi bir yurttaş yapmak için bütün çabalarını harcamıştı Mehmet Can. Ancak bu çok çalışkan kaymakamın önünde engeller vardı. Halkı yıllarca köle gibi çalıştıran, tarlada ırgat gibi kullanan ama emeğini vermeyen bir grup toprak ağası bu kaymakamın çalışmasına engel oldu. Kadirli ilçesinde 1948'de açılan bir ortaokul vardı. Evet, karşımızda o ortaokulun fotoğrafı geldi. İki katlı tarihi bir bina. Üzerinde bir kiremit görüntüsü var. Ve az önce bahsettiğim kaymakamın çalışmaları, o bahsettiğim bir grup toprak ağasının işine gelmediği için Ankara'ya kaymakamı şikayet ettiler ve Kadirli Kaymakamı Mehmet Can yapılan şikayetler üzerine sürgüne gönderildi, Kars vilayetine. Kaymakamın sürgün olayının fotoğrafıdır bu. Kaymakam sürgüne giderken arkasından çok sayıda insan koşarak gidiyor, el sallıyor ve gözyaşı döküyor.
halkı uyandırmak isteyen, eğitim ortamında yön veren bu saygıdeğer kaymakam, Kadir tarihinde büyük hizmetlere imza atan, unutulmayan çok saygıdeğer bir şahıstı. Ancak bu fotoğraf, o bahsettiğim kaymakamın sürgün anının fotoğrafıdır. Bir eğitim tarihinin belgesidir. Ve Kadirli'ye lise 1968 yılında açıldı. O zamanki okulun açılışında hizmet veren Sefa Vahisoğlu, okulun ilk müdürü Ahmet Gevenli ve öğretmenler okulun önünde bu fotoğrafı çektirmişler. Evet, karşımızda bu fotoğraf bize o günleri hatırlatıyor. Ve Kadirli'de o coğrafyada son yıllarda çok önemli bir proje hayata geçirildi. Toros Dağları eteğinden kıvrılarak akan Savrun Suyu kıyısında halkın Binboğa diye bildiği ancak resmi belgelerde Yusuf İzzettin Köyü ve az yukarısında Hark Açtığı diye bilinen o köyün kıyısında tarihi bir köy okulu restore edildi. Bir öğretmen bilgisini, becerisini, tecrübesini ortaya koydu. O restore ettiği yani onarılan eski köy okulunun olduğu yerde eğitim tarihi müzesi açıldı. Bu başarıya imza atan kişi İbrahim Boysal isimli bir öğretmenimizdi. Evet, o bahsettiğim eğitim tarihi müzesinin açıldığı yerin görüntüsü, ucu resmi. Bugün Kadirli'ye vardığınızda hemen Kadirli'nin yaklaşık 7-8 kilometre kuzey tarafında Irmak'ın kıyısında Çukurova'daki eğitim tarihinin son 100 yılını gözler önüne seren ilginç eşyalar ve belgeler ve bilgiler var eğitim müzesinde. Hemen kapıdan girdiğinizde sizi bir kağnı arabası karşılıyor. Hu adı verilen bir ev karşılıyor ve az ileride o bahsettiğim müzenin ana binası var. Evet, burası Kadirli Vakfı Eğitim Müzesi'nin olduğu yer.